13-14 sene İtalyanlarla çalışıp daha sonra ticaret hayatına atılıp emekli olduktan sonra beni yormayacak kalıcı oturak bir düzen olsun diye bu mekanı açtık. Fakat birçok işle uğraştım. En zoru buymuş. Hizmet sektörü. Daha önce de bazı hizmet sektörlerinde çalıştım fakat bu apayrı bir şey. İnsanda sosyal hayat diye bir şey bırakmıyor. Biraz da bu benim mesleğim değil. Titizim zannedersem. Sıkılayıp sık dokuyorum. Bu da yoruyor. Ama başladık. Geri de dönemiyoruz. Böyle bir süreç içerisindeyiz. Devam ediyoruz. Ben Karamürsel'e 96 yılında geldim. 96 yılından beri buradayız. Artık yaş da ilerledi. Bir oturak düzene geçeyim. Sabah açıp akşam evime gidebilecek bir düzen olsun. Fakat bu arada ticaret bu. İşlemezse minimum zararla ne yapabilirim düşüncesi. Öyle karar verdim. Biraz da hobi olarak gıda elimden geldiği için işlemezse ne olur işte buraya harcadığımız masa sandalyemiz gider ama bir mal alıp malı satamadığınız zaman elinizde kalır, daha büyük risklere girmiş olursunuz. O niyetle açtık. Buranın adını bulgur koyduk. Bulgur çeşitleriyle ilgili bir sürü çeşidimiz vardı. Çiğ köfte, mercimeklisi, doğuya özgü çeşitli bulgurla ilgili yemekler. Fakat ikram ettiğimiz misafirlerimizin hepsi çok beğendi. O yemek kültürü burada olmadığı için acıktığı zaman aklına gelmedi bir daha buraya gelmek. Hani ben gideyim de acıktım, şundan yiyeyim şeklinde bir geri dönüşüm olmadığı için adında bulgur koyduk. Ne yapabiliriz? Bulgurla ilgili hiçbir şey kalmadı. Yavaş yavaş çekmeye başladık menüden ürünleri. Bir tek tavuk tantuni var. Hadi bulgur pilavı yapalım dedik. Bulgur pilavı her tarafta bulgur pilavı. Yani bir de alışılmışın dışında bir şey. Nasıl yapalım? Değişik sunalım bulguru. İşte önce çömlekte bulgur diye lanse ettik. İşte şu anda sunmuş olduğumuz sunum konseptini çömlekte yaptık. İşte bulgur pilavı, tavuk tantuni, çeçil peyniri, bulgur pilavı, tavuk tantuni şeklinde. Onu yiyen arkadaşlar işte beğendiler. Paket servis gündeme geldi. Katman katman yediğiniz ürünü yayvan tabakta yediğiniz zaman aynı tadı almıyorsunuz. Dışarıya paket serviste yayvan tabakta içime silmedi, bardakta yapayım dedim. Bardakta biz içecek olarak kullanıyoruz. Bir de bardakta bir şeyi yerken hadi döküldü, stres yaşıyor insan. Onu da önlemek için bardağa bir tabak geçirdik. Bu konsept o şekilde ortaya çıktı. Bulgur'un mazisi bu. Buranın işlemesi için, devam etmesi için, isminin devamı için bulgur pilavını seçtik. Bu şekilde de devam ediyoruz. Bu çalışılmış bir sunum konsepti değildi. İhtiyaç sonucunda ortaya çıkan bir konseptti. Tek olduğumuz için bunu koruma altına almak istedim. Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat ettik. Hem sunum konseptinin hem de Kioxlar'ın endüstriyel tasarım tescili var. Bu esnada bir şey yaptık, ismini ne koyalım? Karamürsel'in sepetinden esinlenerek adında Karamürsel Sepet Pilavı koyduk. İsim tescilini de yaptırdık, marka tescili olarak. Fuara katıldık. Madem bu kadar bir şeyler yaptık, Türkiye'de tekiz diyoruz, açılalım dedik. Ama ticaret kısmet işi. Zamanla şu anda Yalova Kipa'da bir kendime ait şubem vardı. Orayı AVM sıkıntılı olduğu için kapatmak mecburiyetinde kaldım. Yalova'ya bir franchising verdim. Şu anda görüşmelerimiz var. Ben arayış içerisindeyim şube veya franchising konusunda. Şu anda bir tek franchising bayim var.
manevi destek müşterilerinden her zaman görüyorum ama maddi destek hiçbir zaman olmadı. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Bulgur olmasının sebebi bu işletmenin adı Bulgur isminin devam etmesi. Buna karar aldıktan sonra bulgurun faydaları ve sağlık üzerindeki etkilerini araştırdık. O da etkileyici oldu ve bulgurla devam etmeye karar verdik. İlk açtığım zaman her türlü içecek vardı. Ama bir müddet sonra sağlığı düşündüğümüz için hani bulgur sağlıklı bir içecek. Yanında ayranın haricinde bir şey vermemeye başladım yaklaşık 2,5 yıl. Fakat ağırlıklı müşterimiz genç kesim olduğu için son 1,5 aydır tekrar kola servisi yapmaya başladık. İçim rahat değil ama müşterinin yoğun şeyi üzerine mecbur kaldık tekrar kola vermeye. Her şey yavaş yavaş oturuyor. Önce bayilik sisteminde bayım olacak kişiye eğitim vereyim, kendi yerinde yapsın düşüncesi vardı. Fakat ne olursa olsun üründe deformasyon olabilir düşüncesiyle benim ulaşabildiğim, lojistik anlamda ulaşabildiğim yerlerle görüşme yapıyorum. Ürünü ben veriyorum, tedariğini ben yapıyorum. Bu şekilde devam edecek zannedersem. Yani ilk etapta zaten buna benzer bir şeydi. Çok sade ve otantik bir havası var idi ama bu kadar malzemenin toplanması benim merak olarak yıllardır biriktirdiklerim. O biriktirdiklerim malzemeleri burada teşhire koyduktan sonra buraya gelip giden arkadaş olsun, müşteri olsun, onların evde de işte şunlar var getirelim şeklindeki talepleri burayı bu şekilde doldurdu. Sağ olsunlar hala getirmeye devam ediyorlar. Ben müşterilerimden memnunum. Müşterilerim de memnun ki devamlı olarak geliyorlar sağ olsunlar. Hedefim bulgur hemen hemen her lokantada var ama bu konseptte yok. Sağlıklı fast food sloganıyla zaten yürüyoruz. İşte diyetisyenleri de dinlerseniz hep ekmekten uzak durun. Gerçi tahıldan da uzak durun diyor bir kısım ama sonuçta biz insanoğlu olarak otçul, tahılda ottan üreyen bir nesili sonradan ete dönmüşüz. İnsan sağlığı için ve metropol ortamında hızlı yemeği sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmenin mücadelesini veriyorum. Ama başarırım ama başaramam bilemem. Zaman gösterecek her şeyi.